Hadislerde kardan da olsa Mehdi'ye gidiniz deniliyor. Rusya'daki nüfuslar nasıl hareket etmeli? Ben derim ki istikbale ait bir şey düşünmeyelim. Kendi işimizi, bugünkü işimizi yapalım. Rusya'da da öyle, Türkiye'de de öyle, İngiltere'de de öyle. Bugünkü işimizi biz haliyle tam kemal üzere yaparsak Allah yarınki işin yolunu bize açar. Şimdi biz bugün yapılması lazım gelen işi bırakır, acaba yarın öbür gün filanca olursa nasıl olur filanca? Kendi işini terk etmektir o. Bu gibi işler kaderin çizgisi dışında olmaz. Kader de ta insanoğlu ana karnında ikinci, üçüncü aydayken yazılıyor, ruh üfleniyor. Ondan sonra kaderi yazılıyor, zengin mi, fakir mi, imanlı mı, imansız mı? Hepsi yazılıyor. Mürekkebi de kuruyor. Orada silgi de yok. Sen seni niye zorluyorsun yani? Zorlamanın yeri yok ki. Hepsi yazılmış, postaya verilmiş. Günü geldiğinde kapıyı çalıyorlar. Bu posta sana ait diyorlar. Kader bu. Madem ki böyle, sen seni üzme de, yorma da, terleme de yani. Mehdi kimdir? Mehdi kimse ezelde yazılmış. Onun mektubu yazılmış. Postaya verilmiş. Günü geldiği zaman kapıyı çalacaklar, kalbinin kapısını. Diyecekler, bu adam sensin. Aha. Sana lazım olan ilimler daha bunlardır. Buyur vazifeni yap. Bu kadar kesin ve kat'i bir mesele bu. Zorlamayla onun adresini değiştiremezsin. Bana gelsin, gelmez. Onun adresi belli. Eğer sen seni zorlama gelecekler. Değilsen zaten elen bir şey geçmezsin. Sen niye zorluyorsun yani? Bu Mehdi meselesini bilelim. Allah'ımızın lütfü keremiyle bu zuhurat olacak. Alem-i İslam zulüm ile dolu iken, bütün dünya zulüm ile dolu iken, adaletle tekrar alemi dolduracaktır. Buna imanımız var, buna inanıyoruz. Risale-i Nur'da kuvvetli bir şekilde bunu böyle söylüyor. Kim? Bilmiyorum ki. Şimdi senin kapını dövmeden hangi adrese ne gidiyor biliyor musun? Kargo. Mektup. Kim? O mektup birisine verildi mi, o kendisini açıklar, merak etme. O yaptığı işlerle anlaşılır. Rusya'daki nurcu da, Türkiye'deki nurcu da günlük hizmetine baksın. Öbürü Allah'ın takdiridir. Kime ne zaman çıkacak bakacağız.